Dijital siyasete hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Neşat Sazıoğlu arkadaşımızla birlikte geçen haftanın ve bu haftanın gelişen olaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet Neşat, hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bu çok konuşulan, bugünlerde de yine sıkça gündeme gelen şu sokak köpekleri mevzusundan bir başlamak istiyorum. Yani bu geçen hafta biliyorsunuz Gaziantep'te bir çocuğa saldırılması olayı, bir de pitbull cinsi bir köpeğin saldırılması üzerine bayağı bu konu gündem oldu. Aslında bu olay yeni bir olay değil. Geçmişte de buna benzer bir takım hadiseler yaşanmıştı. Sokak köpeklerinin işte çocuklara saldırması, işte insanlara saldırılması, yoldan geçen insanları ciddi manada yaralaması gündem olmuştu ama son olay, Gaziantep'teki son olay ciddi manada bu işin gündeme oturmasına sebep oldu ve bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Hatta Cumhurbaşkanımız açıkça sokak köpeklerini toplayın diye valiliklere, belediyelere bir genelge gönderdi. Tabii şu anda belediyelerin, bazı belediyelerin, özellikle CHP kanadındaki bazı belediyelerin bu konuda çok isteksiz oldukları belli. Çok fazla böyle üzerlerine düşmek istemiyorlar ama valilerin bu konuda bir şeyler yapabileceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü biz de çok rahatsızız. Yani sadece diğer illerdeki, başka yerdeki insanlar veya çocuklar değil, bizler de rahatsızız. Sokaklarda özellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde gerçekten dolaşmak sıkıntı yani. Koloni halinde dolaşıyor bu hayvanlar. Birisi avladı mı hepsi peşinden toplanıp sizi çok fazlasıyla rahatsız edebiliyor. Hatta yani işi canınızı yakma seviyesine kadar getiriyorlar. Yani canınızı yaksa derece iyi de ondan sonrası kötü. İşte yok bunun bir aşı dönemi var, yok hastaneye git her gün aşı ol falan. Bayağı bir sıkıntı yani. Neler diyeceksiniz bu konuda? Yani bu sokak köpekleriyle ilgili neler yapılmalı? Valilikler veya belediyeler bu konuda üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar mı, yapacaklar mı? Şimdi bu sokak köpekleriyle ilgili daha önceden ben birkaç yazı yazmıştım. Yani sıkıntı yaşandığını, insanlara saldırdıklarını, hatta köpeklerin bile çete kurduklarını gördük yani. Yani aslında doğru söylüyorsun. Hakikaten yani, öyle. Evet. Yani ben bir yerden rast geldim. Bir grup köpek, tek bir köpeği görmüşler, kendi alanlarına onu sokmadılar. Onlara da saldırıyor. Tabii birbirlerine yani de saldırıyor. Aynen doğru. Şimdi arada siz varsanız, eğer o köpek de size sığınmak için yaklaşmışsa, o köpekler bu sefer o sığındığı insana saldırıyorlar. Siz yani, de nasibini alıyorsunuz yani. Tabii tabii, aynen öyle. Şimdi Adapazarı için, yani Sakarya için söylemem gerekirse, belediyeler bu konuda ciddi anlamda bir çalışma var. Özellikle Adapazarı Belediyesi için söylüyorum ben. Köpekleri topluyorlar, işte onları aşı yapıyorlar. Ondan sonra bir daha salıyorlar dışarıya. Sanırım yer sorunu var. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta bu kadar köpeği de nerede saklayacaksınız ya? Bir de öyle de bir sıkıntı var. İkincisi, bu saldıran köpeklerin çoğu sahibinden kaçan köpekler. Evet, çok cins köpekler. Yani evet. O pitbull cinsi dediğimiz diğer işte köpekler. Bunlar sadece insanlara da saldırıyor. Çok tuhaftır. Zaman zaman işte haberlerinde yaptık. Yani park halindeki bir araca bile yani saldırıyorlar. Orasını burasını parçalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir aracın tamponunu şusunu busunu parçalayabilecek kadar güçlü çene yapılarına sahipler. Yani insanların neler yapmazlar bunlar. Birçok haberlere konu oldu, gündem oldu yani. Hakikaten park halindeki araçları bile parçaladıklarını gördük yani. Bu hayvanları böyle çok fazla ulu ortada da hakikaten bırakmamak lazım. Şimdi dediğine katıyorum. Burada sıkıntı şu. Eskiden ben de bu konuyla ilgili çok yazı yazmıştım. Eskiden sokak köpekleriyle biz sokakta beraber oynardık yani. Hatta elimizle beslerdik onları. İyi de bakardık. Ama bunlar bizim anladığımız manada sokak köpeğiydi. Yani böyle işte laboratuvar köpekleri veya işte cins köpekler veya saldırgan köpekler değildi. Yani biz pitbull köpeklerini son zamanlarda ne olduğunu görmeye başladık. İşte ne bileyim bir başka köpek cinsinin saldırgan olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Neden? Bu özellikle 2000'den sonra bu pet shoplar çok fazla hızlı yayıldı. Pet shopların hızlı yayılmasıyla birlikte çok cins köpekler de vitrinleri süsledi. Tabii küçükken güzel yani hayvan bakıyorsun hakikaten. Küçükken çok sevimli, çok güzel.
Çocuk da istiyor, küçük çocuk. Ya baba işte dede, nine her neyse bana işte şu köpek alır mısın? İyi hadi alalım, alıyorsunuz işte getiriyorsunuz ama 3 ay sonra 5 ay sonra hayvan büyümeye başlıyor yani. Büyümeye başlayınca sıkıntılar başlıyor, dertler başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bunu bir yere vermek için bir zemin, zaman kolluyorsunuz. Kimse de almıyor, ne yapacaksınız? Arabanın bagajına atıyorsunuz çuvalla, bir dağ başına veya bir yere, başka bir mahalleye, başka bir semte, başka bir ile, ilçeye, her neyse götürüyorsunuz, orada bırakıp geri dönüyorsunuz. O köpeklerden ne oluyor ondan sonra? Sizin dediğiniz gibi işte çete kurmaya başlıyorlar. Ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Şehirleşme diye bir şey vardır. Şehir yaşamı vardır. Yani bir şehir kültürü vardır. Şimdi bakıyorsunuz şehirde yaşayan insanlar köpek alıp evinde köpek beslemeye başlıyor. Evet, o moda oldu artık. Yani bu olmaz. Ben buna karşıyım. Yani hayvanseverler buna karşı çıkacaklar. Çıkarsa çıksın. Çok da beni ilgilendirmiyor. Yani ben küçüklüğüm benim köyde geçmiş bir insan dağın başında. Orada da herkesin işte köpeği vardı, kedisi vardı, tavuğu vardı. Hayvanı vardı yani. Ama bahçesinde... Kesinlikle arazi büyük. Orada tamam. Onda problem yok. Ama şehrin merkezinde insanlar sanki birbirine hava atar gibi cinsiz köpekleri şey bağlayıp, ip bağlayıp veya zincir bağlayıp, tasma takıp da sokakta gezdirmenin bir anlamı yok. Zaten bir süre sonra sen onu bırakıyorsun ondan sonra veya kaçıp gidiyor. İşte o köpek tehlikeli oluyor. Demin anlattığınız gibi sokaktaki köpekleri zaten belediye alıp ona bir aşı yapıyor. Yani ehilleştiriyor. O anlamda söylüyorum ben bunu. O hırçınlığını falan alıyor oradan. Genelde mesela bu cins köpekler, işte pitbull şu, kurt köpekleri, ne bileyim evrim geçirmiş başka köpekler. Bakıyorsun affedersin tosun gibi köpekler var. Tabii canım. Yani geçen bir yerde baktım, bir sosyal medyada gördüm onu. Adam evinde şey besliyor. Amerika'da mıdır artık? Arap Birleşik Emirlikleri veya işte Arap ülkelerin bir tanesi olabilir. Aslan besliyor yani. Aslan, bildiğin aslan. Bu zenginliğin şımarıklığıdır bu bak. Evet. İkincisi bir şey daha söyleyeceğim burada. İşte hayvan sevgisi olmayan insan sevgisi olmaz diye bir tabir kullanılıyor. Asla ben buna katılmıyorum. Hayvanlara kendinizi adarsanız, bak hayvanlara kendinizi adarsanız ve onun sevgisini başka türlü severseniz insanları sevmezsiniz. Bunun hem inanç babında bir karşılığı yok, hem de tıbben bu araştırılması lazım. Bak net söylüyorum bunu yani. Çıkmış insan, sonradan görmüş veya parası var, hiçbir şey etrafında yok, çoluk yok, çocuk yok, torun yok, şu yok, bu yok. Kendisini ona arıyor. Ne varsa ne yoksa onun için hayvan var. Diyor ki işte insanlardan daha tehlikeli değildir. Eyvallah. Geçen bir markette alışveriş yapıyordum. Baktım köpek oradan lap diye içeri girdi adamın elinde zincirle beraber. Ya arkadaşım bunlar buraya girmez ki. Bunlar dedi insanlardan daha dedi tehlikeli değildir. Aynı ifade bu. Öyle bir ifade, öyle bir şey olabilir mi ya? Bakın köpek veya seven var, sevmeyen var. Korkan var, korkmayan var. Arkadaş bak sen buna saygı duyacaksın. Böyle ulu orta markete köpek sokmak ne demek ya? Öyle bir şey yok ya. Çocuk sevmeyebilir ya, korkabilir. Sen benim çocuğumu veya işte bir başkasının çocuğunu bu niye korkutabilirsin? İfadeye bak, ifade şu. Ya öyle yani şey yok. İnsanlardan daha tehlikeli değildir diyor bak. Ya insanlardan geçen daha tehlikeli olmayan işte paramparça yaptı çocuğu. Ölen var. Aynen öyle. Sakat kalan var. Ya sonra hayvan sevgisi derken hangi hayvandan bahsediyoruz? Ayşe az önce şu adam aslan evde besliyor. Ne yapacaksın şimdi bu adama? O da hayvan, o da hayvan. Evet. Öyle o zaman sağlam aslanlar da dolaşsın meydanda. Öyle bir şey yok ki kardeş. Kesinlikle doğru. Ya timsah besliyorum diyecek adam şimdi yarın çıkacak evine. Sokakta bir de onlar besliyorsun yani. Ya o da timsah tasma takıp o da markete timsahını mı soksun? Öyle bir şey yok kardeşim. Avrupa ülkelerinin hangi birinde sokakta köpek görüyorsun ya? Yani ben şehir kültürü... Abi bak, bak evinde insanlar köpek besleyenler vardır. Onlara saygı duyuyorum, ayrı bir konu ama insan var köpek besleyen, tasmasını takmış abi elinde bir tane poşet, eldivenini de geçirmiş. Çok affedersin hayvan bir yere pisliyor, gidiyor pisliğini alıyor, torbasına koyuyor, orayı temizliyor. Bak bu bir şeydir, eğitim meselesidir. Bunu yapan insanlar var mı? Var. Öbür taraftan kardeşim sen salmışsın köpeğini sokağa, ona saldırıyor, buna saldırıyor, benim evimin önüne pisliyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra ben sana saygı diyeceğim. Öyle bir şey yok kardeşim. Sen o köpeği besliyorsan her şeyinden sorumlusun. Saldım Mevlam kayra, öyle bir şey yok.
Pisliğinden de temizliğinden de sen sorumlusun kardeşim onu. Yapacaksın, temizleyeceksin. O zaman besleme evinde köpek. Yani şehirde köpek beslenmez, hayvan beslenmez. Yani ya ayrı konu. Yani. Bak ben söylüyorum. Yani şehrin olduğu bir yerde, toplu yaşamın olduğu bir yerde asla ve kata, ben açık konuşuyorum yani, apartmanda abi köpek mi beslenir ya Allah aşkına ya. Adam ya, köpek besliyor, öbürü rahatsız oluyor. Ondan sonra bu konuyla ilgili bir hırgür oluyor. Hırgür komşular bir. Ölenler var, birbirini vuranlar var ya. Ya. Doğru. Yani geçmişte Trakya'da bir artist miydi, bir oyuncu falan vurdu. Komşusunu vurdu köpekten dolayı. Yani beni rahatsız etmeye hakkın yok arkadaş. Onun için söylüyorum yani bir apartman kültürü var, bir şehir kültürü var. Köpeği çok seviyorsan, özür dilerim şöyle söyleyeyim, hayvanı çok seviyorsan şehirde yaşamayacaksın. Şehirde yaşamayacaksın. Ya çiftliğin olacak, ya bir köyde yaşayacaksın. Anlatabildim mi? Orada istediğin kadar köpek besle, istediğin kadar kedi besle, istediğin kadar tavuk besle, istediğin kadar büyükbaş, küçükbaş hayvan besle. Al sana arazi. Ya ama şehir merkezinde, hem ben şehir merkezinde yaşayacağım. Yok öyle bir şey yok abi. Hem de tasmaya takacaksın boynuna. Ondan sonra takacaksın yerinden, çıkacaksın çarşıya, markete gireceksin, lokantaya gireceksin, AVM'ye girmeye kalkacaksın. Gerçi AVM'ye sokmuyorlar. Allah'tan orada güvenlik şey falan var. E ama çocuklar korkuyor dediğin gibi. Pitbull köpeğini bak, pitbull gibi vahşi bir köpeği tasma takıp eli de dolaştırmak ne alaka onu anlayamıyorum ya. Ondan sonra diyor ki insanlardan daha az tehlikeli. Yapma ya. Ümmet öyle diyor. Maalesef öyle diyor. Ya onun insanlığından şahsen ben şüphe duyuyorum abi. Öyle bir şey yok yani. Bir daha söylüyorum. Diyorum ki bak arkadaş. Hayvan her zaman hayvanlığını yapar. Sen belirlik ölçülerde o hayvanlar tamam. Biz de yapıyoruz yani. Kedi gördük mü, köpek gördük mü, önüne işte etinden, butundan, kalanlardan, ekmeğinden, çorbandan, tasından kalanları döküyorsun, yesinler diye veriyoruz. Sadece onlara değil, kuşlar, böcekler de yesin diye veriyoruz. Yani biz de hayvanlara karşı saygımızı, sevgimizi gösteriyoruz ama bu yani bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde de olmuyor. Kimse kusura bakmayacak yani. Ben buna sesleniyorum. Yani aslında şehrin merkezinde, sokaklarda ve caddelerde tasma ile bile köpek gezdirmenin yasak olması gerektiğini düşünüyorum. Ya onu tabii yasaklayabilir misiniz? Yani insanlar da tabii hayvanlar da bir dolaştırmak icap ediyor şimdi. Çünkü dediğin gibi apartmanda besliyor insanlar yani ne kadar ya o apartmanda ya doğru değil ki ama yani apartmanda hayvan beslemek doğru değil ki ya. Ya değil tabii de işte kanunlar ona herhalde cevaz veriyor. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Öyle gidiyor yani. Ben doğru bulmuyorum. Ya bir kere ben kediye, köpeğe de çok fazla insanların böyle insanların kediyi, köpeği evcilleştirmesine çok taraftar değilim. Ya bu hayvanlar tabiat şartlarında büyümeye alışması gereken hayvanlar. Yani kediye bakıyorsun en ufak bir şeyde aç kalıyor. Kendini besleyemiyor. Ya kedi dedin uçan kuş havada yakalar ya. Ama o kediye o fırsatı vermiyorsun ki arkadaş. Önüne mamayı koyuyorsun, dayıyorsun önüne ekmeği. Tembelleşiyor. Kedinin aklına öyle bir yani avcılık güdüsü, iç güdüsünü kedinin öldürüyorsun yani. Ya köpek de öyle. Arayacak hayvan kendi şeyini bulacak ya. Bulması da lazım. Yazlıklarda bilhassa bu iş çok oluyor. Yaz günü bir bakıyorsunuz yazlıklarda cins köpekler. Abi yaz bitiyor bir bakıyorsun o köpekler başı boş bırakılmış gidilmiş. Ondan sonra ben köpeği çok seviyorum da öyle bir şey yok kardeşim. Bakacaksan adam gibi bakacaksın, bakmayacaksan da almayacaksın yani bir şey. Ya ceremesini çekeceksin. Ceremesini çekeceksin. Yani bir milletin... Sorumlu da almıyor. Abi yani alacak yani. Almıyor. Almıyor tabii. Bana ne diyor? Ha. Ben diyor köpek diyor. Ne yapayım ben diyor. Ya o zaman nasıl ne yapayım ya? Şimdi bak o Gaziantep'teki olayda başkası herhalde suçu işlemeye kalkmış. İşte yani öyle yani. Yapıyor ama gerçi ikisinde galiba diğer o işte site başkanıyla onun bir sekreteri varmış. İkisini de gözaltına almışlar. Doğrusu. Ama alacaksın o zaman sorumluluğu niye almıyorsun? Niye başkasının üzerine yıkmaya çalışıyorsun bu suçu? Abi öyle ortada bir şey var. Bak abi. İnsan mı, hayvan mı? Evet abi, önce benim için insan gelir abi. Kim olursa olsun abi. Evet, şimdi bunlarla böyle şöyle de bir tiplerde şöyle de bir düşünce var. Abi insan mı, Suriyeli mi dersin, çok affedersin. Suriyeli mi desen hayvanı seçecekler. Ya böyle karaktersiz de insanlar var yani. Kusura bakmayacak abi. Hayvan hayvanlığını bilecek. Kapının önünde veya dışarıda bekleyecek veya apartmanda veya evinde besliyorsan sorumluluğunu da alacaksın kardeşim.
Sorumluluğunu alacaksın. Ha benim böyle evinde köpek besleyen arkadaşlarım da var. Ya hakikaten adam pırıl pırıl bakıyor evin içine, sokarken ayaklarını temizliyor, elinde dediğim gibi poşetle geziyor. Yani affedersin pis sese gidiyor onu temizliyor. Öbür taraftaki abi hiç umurunda değil yani. Gidiyor. Yani kimse şimdi o işte hevesi geçiyor onu. Tabii tabii aynen. Ondan sonra hayvanı bırakıyor. Hayvan kalıyor başı. Hayat var arkadaş. Hayvan dediğin bak kuşu da aynı şekilde, balığı da aynı şekilde, kedisi de köpeği de hepsi ayak bağı. Bir yere gitmeye gidemiyorsun. Bir yere git. Ya şimdi benim evime misafirle giriyorsun. Ben evime sokmak zorunda değil ki senin kedinin, köpeğini, balığını, kuşunu veya. Evet. Mecburen bir yere bırakacaksın. Köpeği herkes de almıyor. Sorumluluk istiyor. Sal şeye, meydana bıraktıklarından sonra öyle bir şey yok yani. Bir müddet sonra çocuk da bıkıyor, herkes bıkıyor. Şimdi çocuk diyor ki başlangıçta, ya baba işte dede ben bakarım, o her şeyini yaparım, altını da beslerim, üstünü de temizlerim falan. Ama iş ağır gelmeye başlayınca bir ay sonra, iki ay sonra hemen kendini aç çekiyor. Ya iş babaya kalıyor, ya nineye kalıyor, ya dedeye kalıyor. Dede de bir miktar bakıyor, bir müddet sonra diyor ki, ya kusura bakmayın arkadaş, bunu nereye verecekseniz verin. Yani ben son söylemem gerekirse, hayvan severler. Madem öyle söylüyorum, tamam hayvan sevmek. Hayvan sevilir zaten, sevilmeyecek biz bir şey. Biz bunları konuşuruz diye şimdi hayvan sevmiyoruz, onu da söyleyeyim. Yok, yani. Hayvan seviyoruz canım, hayvan sevilmez olur mu? Ya çocukluğumuz dediğim gibi köpeklerle, kedilerle geçti. Söylüyorum ya. Yani evet. Ama hayvan bakacaksan, hayvanla birlikte haşır neşir olacaksan, şehri tercih etmeyeceksin o zaman. Ben de ona katılıyorum, dedim doğru. Olması gereken budur, net bir şekilde. Söyle ya da çok büyük, kadar. Geniş bahçeli bir evin olur, bahçeni de alırsın, ha, ayrı. Bak, o bile sıkıntı, havlıyor mavlıyor, insanları rahatsız ediyor arkadaşlar. Neyse diyelim yani, o bile hani diyelim ki o kurtarır. Evet. Yani kurtarır kendini ama hayvan şehirde bakılmaz hocam. Bakılmaz yani. Evet, katılıyorum. Neyse bu konuyu kapatalım, inşallah bunlara ilgili hayırlı haberler valiliklerden, belediyelerden gelir. Gerçi Büyükşehir Belediyesi büyük bir 17 dönümlük bir hayvan barınağı yapıyor. Çok hoşuma gitti. Baktım. Ne yaparsa yapsınlar. Ha, ayrı konu. 100 dönüm olsunlar. Bu şeyi önleyemez. Önlenmez. Öyle dediğine doğru. Önlemez. Ama nispeten demek ki bir hazırlıklar falan var. Yapıyor. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'nde hakikaten baktım. O haberi görünce bugün gördüm ben de. Hoşuma gitti yani. Güzel kendine. Tabii canım. Onu yapması elbette güzel. Aynen. Ben de teşekkür ederim. Evet, Neşat, bu asgari ücret konusunda tahminlerin senin doğru çıktı. Bir de şu emekli maaşları konusunda bir tahminlerini alayım ya. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle herhalde görüşülmeye başlanacak. Gerçi kafalarda bir takım rakamlar dolaşıyor. Yani şu olacak, bu olacak, yüzdesel anlamda bir takım rakamlar dolaşıyor ama resmiyete dökülmediği müddetçe tabii bunların hepsi havada kalıyor. Yani resmi kanallardan, resmi ağızlardan şu kadar zam yapıldı diye açıklanmadıkça bunlar havada kalıyor. Sende ne olacak emeklilerin zam oranı? Yani bu çok tabii farklı bir şey ya. Bu şeye benzemiyor. Yani asgari ücrete falan benzemiyor. Çünkü burada çok kademeli maaş alan insanlar var emeklilikte. Hem memurda olsun, hem sekreter olsun, hem Bağkur'dan yani. Bu üç kurumdan emekli olanlar. Tabii burada söz konusu tavanın yukarı çekilmesi. Yani şu anda bu yıl itibariyle 2000 lira falan olması gerekiyor. Geçen seneki konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğu rakam en az 2000 lira olacak diye söylenmişti. Şimdi tabii bu enflasyon oranı çok yükseldiği için tabii asgari ücret de bir %50 zam verdikleri için tabii beklenti yüksek oldu bu sefer. Evet, beklenti yüksek evet. Oldu hakikaten yani emekliler diyor ki yani bizi asgari ücretliler karşısında ezdirmeyin. Şimdi ya şu asgari ücretliler de 40 yılın başı düzgün bir zam aldılar. Herkesin gözü var arkadaş onlarda da ya. Böyle de bir şey oldu yani, böyle de bir durum oldu. Ya aslında yani nasıl olur bilemiyorum. Tabii bu yüktür devlete. Bunun tek bir çaresi var. Asgari ücreti ne yapıyorsan aynısını ona mı yapacaksın? Aynen, aynısını ona yapacaksın. Veya asgari ücretle emekli maaşının arasında nominal bir değer koyacaksın. Nominal bir değer. Atıyorum mesela, söylüyorum. Kaç para şu anda asgari ücret? 4.250 lira. 4.253 lira evet. Abi, sırası da var. 3.500 lira asgari ücret maaşını yapacaksın. Arada bir 750 lira oynasın. Veya 1.000 lira oynasın.
O nominal değerinin bir hesaplamasını yapmalar lazım. Onu şeyler daha iyi bilir tabii. Muhasebe, yani iktisadı bilen insanlar daha iyi yaparlar onu. Öyle olursa emekliler olan maaşı bir daha düşünmezsin. Yani o nominal değeri koymak lazım. Oradaki farkı koymak lazım. Veya derse ki asgari ücret neyse emekli maaşı en düşüğü de odur derse o muhteşem olur tabii ki. Ama ben asgari 3000 lira olur diye düşünüyorum tavan için. Söylüyorum. Tavan için. Yani. 1500 lira ama şu an bildiğim kadarıyla. Şu an 1500 lira dedim ya geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız bu 2022'den itibaren 2000 lira taban olma ihtimali olur diye bir konuşması geçti. 3000 lira olsa öyle, çok iyi bir rakam. Öyle hatırlıyorum ama 3000 lira abi şimdi bu zamlara göre 3000 lira olması çok da büyük şey değil. Yani, yani %100 taban için söylüyorum. %100 bir artış. Taban için söylüyorum. Evet evet. Yani diğerler için bir şey söylemiyorum. O başka bir şey. Onlar normaller işte enflasyon oranı neyse belki onu verler ama konuştu. Ha, kulağıma da gelen de bu. 3.000-3.500 lira falan civarında. Diğer seviyede tutarlar yani yüzde olarak 10-20-30. Kademeli 40, olarak, onlara da kademeli olarak yani en üst seviyedeki adamı enflasyonun altına veremezsin. Ona zaten enflasyon parasını vermez olmaz. Ama alt kademelerinde belki onunla bir ayarlama yapabilirler yani. İşte ne bileyim ben enflasyon üzerinde bir %5, %10 böyle bir şey koyabilirler. %20 koyabilirler. Normaldir yani. Ama en alt tabanın ben 3.000 lira olursa müthiş olur yani. Çok iyi olur. 3.000-3.500 Yani atıyorum 3.000 lira, 4.000 lira maaş alan bugün bir insan. Ya zaten şöyle olmuş olabilir, özür dilerim. Yani geçen seneki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanılmıyorum konuşmasında 2.000 lira dedi ya 2022'nin başında. %50 koyduğun zaman zaten 3.000 lira yapıyor. Ya öyle, evet. Yani şeye denk gelmiş oluyor. Asgari ücretine verdiği zama denk gelmiş oluyor yani. Bak 2.000 lira zaten konuşmuş onu, söylemiş, böyle bir ifade var. Ama üzerine de bir %50 koyduğunuz zaman zaten 3 milyon yapıyor. 3 milyon denk geliyor. Yani bu Ocak ayında inşallah emeklilerin de yüzü gülecek diyorsun. Yüzü güler. Abi AK Parti iktidarı her zaman müjdeyi verir. İnşallah. Hayırlısıyla bekliyoruz. İnşallah. Evet Neşat bu dolar da indi çıktı. Geçen hafta işte bayağı bir sıkıntılı bir kur iniş çıkışları oldu. Gerçi iyi de oldu. Yani birden yükseldi. 18-19'lara kadar çıktı dolar. Şu ara galiba 10-11 arasında seyir devam ediyor. Yükselişler 10-11 arasında gidip geliyor. Fakat bunun tabii bu doların düşmesiyle birlikte piyasalara çok fazla büyük bir etkisi olmadı. Özellikle bu marketler hala işte bir takım düşük indirimler falan filan yapıyorlar ama çok böyle piyasaya, insanların cebine yansıyacak bir takım indirimler yapmıyorlar. Bu arada denetimler de sürüyor. Yani belediye ekipleri hakikaten marketlere denetimlerini falan devam ettiriyorlar. İşte etiketlere bakıyorlar. Etiketle kasa arasındaki herhangi bir fark var mı onlara bakıyorlar ama marketler sanki hala böyle bir direnme noktasında gibi duruyor bana, geliyor bana. Bir de bazıları da enteresandır. Bazı ürünlere hala zam yapma derdinde. Yani fiyatlar da artıyor bu aralar. Çok yüksek olmasa da %5-10 civarında bir artış da oluyor. Nasıl olacak yani bu marketler nasıl adam edeceğiz öyle söyleyeyim. Yani kaba tabirli olacak biraz ama bunlar da hak ediyorlar. Yani bunları da hakikaten de adam etmek lazım. Böyle de olmaz. Şimdi ben her zaman söylüyorum bunu. Yani kamuda çalışan işlere yapılan zam yapıldıktan sonra piyasaya bir zam geliyor demiştim geçenlerde. Daha sonra memura yapılan zam sonrası yine piyasaya bir zam geliyor. Yani temel gıda maddelerine, her şeye. Ondan sonra asgari ücrete zam yapılıyor. Aralık ayında belli oluyor. Ondan sonra da yeniden bir daha güncelleme yapıyorlar. Şimdi bunların zamların üzerine bunlar nominal değerde verilen zam kadar kimisi zam yapıyor. Kimisi bunun yarısı kadar, kimisi de bunun hesaplamasını yapıyor. Ne işte bana artısı veya eksisi geliyorsa ona göre zam yapıyor. Şimdi çiçek yağı örnek olarak vereceğim. 45 liradan 60 lira oldu. 60 liradan 75-80 lira oldu. Sonra 95 lira oldu. Sonra 100 lira oldu. 105 lira oldu. 120 lira kadar falan çıktı. Şu anda kaç para bilmiyorum. Şu anda kaç para bilmiyorum. Bu anlattığım zaman zarfı 3 aylık bir mevzu bu. Yani 3 ay içerisinde bu rakama geldi ya. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu 3 ay önceki rakam 60 lira falan civarındaydı.
Tabii o civarda. Şimdi bunu 60 liraya indirmesi için %100 indirim yapması lazım. %50 indirim yapması lazım. Ama yani, bindirirken iyi, kolay kolay şimdi yapıyorlar. Şimdi diyor ki biz %10 indirim yaparız, %20. %40 yetmez. %50 bile bazılarına yetmez. Hani sen diyorsun ya, işte dolara şu kadar zam geldi, işte şu kadar yukarı çıktı falan diye söylüyorsun ya. 18 liradan 10 liraya kadar indi. Yani bu nereden baksan %80 yapar. Tabii canım, aynen öyle. Sen %80'i indirim istemiyoruz senden. %50 indirim yok en az. Bunu yapmak zorundasın. Bir de bunların girdilerine baktığın zaman bunların girdileri doların 8 lira 10 lira olduğu zamandaki fiyattandır bunlar. Doğru. Bunlar kazancın üzerine kazanç koyup uyanıklar. Dolar yukarı çıkarsa biz bir daha malı aldığımızda maldan zarar etmeyelim. Mantık dertleri bu. O. Tabii dertleri o tabii. Bir de vatandaşın ama en çok şikayet ettiği konulardan başında şu haklılar. Diyor ki vatandaş ya arkadaş tamam ya hakikaten zamlandı ama ya bir teneke veya işte 5 kilo aldığın zaman ne kadar kullanıyorsunuz uzun süre gidiyor. Süt diyor yani süt her gün aşağı yukarı alıyor. Litresi 10 lira ile 14 lira arasında değişiyor. Ya bu nasıl oluyor diyor yani. 2 lira köyden alıyorsun, çiftçi üreticiden alıyorsun sütü. 10 lira 14 lira. Paraya bakar mısın? Aradaki farka bak yani. Bir de su katıyorsun. Hayır kremasını alıyorsun. Su katıyorsun. Su katıyorsun. Geçti mi? Yani kâra oranına bakar mısınız? Yani bu nasıl olacak diyor. Yani bu 14 lira nasıl olur diyor. Ya süt. Şimdi mesela İstanbul yanılmıyorsam Süt Birliği Ziraat Odası mı ne başkanının bir açıklaması var. Diyor ki ya biz bunu söylediğimiz zaman bizi tehdit ediyorlar diyor yani. Evet. Tehdit ediyorlar bizi diyor. Sana mı kaldı bu işler falan diye. Yani, olmaz diyor. Yani 2 lira sen üreticiden alacaksın. 14 liraya markette. Böyle bir kar marjı yok ya. Hakikaten yok yani. Ederler abi. Adamların işi o. Yani tehdit edilir. Adamlar kendilerine bu gücü buluyorlar. Eğer devlet bu işe sen ne diyorsun kardeşim demezse adam konuşur bunu yani. Söyler. Şimdi bizim burada da bir devletin bu konuyla ilgili. Yani devletten kastım devletin içerisinde bu işle ilgilenen bürokratlar biraz zayıf kalıyor. Ya sıkıntı burada. Şimdi zabıta bu denetim yapacak. Nereye kadar yapacak zabıta? Ne kadar yapabilir? Evet yani dediğin doğru. Bunu görüşmen lazım yani. Bunda konuşmak lazım. Bizim ülkemizde zaten yıllardır devletin çarkının içerisinde birim başına bulunan insanların eğer kendi işlerini yapmaya devam ederlerse ciddi manada bir şeyler olur. Yapmazsa ne yapacak siyasetçi? Yani kendisi mi gidecek denetleyecek bunu siyasetçi? Hayır. Bunu yapması gereken bürokrat kimse o yapacak bunu. Veya onun memuru yapacak. Ama memurdaki zihniyet değişmedi ki. Değiştiremedi yani. AK Parti değiştiremedi. Bak açık konuşuyorum bunu ya. Değiştiremedi. Memurlar zaten bu son zamanlarda bir tuhaf oldular. Hakikaten işleri de biraz sanki böyle yavaş. Hayır sadece son zamanlarda değil. Bana öyle geliyor. Yani sadece son zamanlarda ilgili söylemiyorum. Bak Türkiye'de memurun olmak veya memur işinin yapmasının bir değişik bir versiyonu var. Kafada başka bir şey var yani. Bunu hepsi için söylemiyorum. Herkes için söylemiyorum bunu. Ama maalesef adam diyor ki bana ne diyor ya? Ben diyor niye uğraşayım diyor. Siyasetçi doğru, istiyorsa doğru. Ben niye diye hedefte olayım? E kardeşim ama gelmişsin oturmuşsun oraya. E senin işin bu. E vatandaş da korumak da senin işin. E siyasetçi sana güvenmiş. Seni gelmiş oraya oturtmuş. Oturmuş aynen. Yap diyor sana bu işini. E senin işini yapmıyorsun. E senin işini yapmazsan siyasetçi ne yapacak? Gidiyor siyasetçinin gitmesini bekliyor bu sefer. öyle ama. Yani biz bunu yaşadık. Yani Allah'tan 20 yıl, aşağı yukarı 20 yıldır iktidarda AK Parti. Ama AK Parti de bu kafayı değiştiremedi ya. Olmadı yani. Niye söylüyorum bunu biliyor musun? Eğer Türkiye'de bürokrat hakikaten kendi işini yapmış olsa doğru dürüst, emin ol birçok sorun kendiliğinden çözülür. Bak emin ol çözülür yani. Az önce konuştuğumuz bu köpek meselesi işte, hayvan meselesi. Sorumluluğunu kimse yapmıyor abi, almıyor. Evet, evet. Sorumluluğu. Yani bir sürü maddeleri var. Kabahatler kanunu var ya. Ya kabahatler kanunun içine giriyor bak bu köpek meselesi. Kabahatler kanunun içine giriyor. Uygulayan var mı? Yok. Niye? Aman şey yapmayın, kimseye kötü olmayın. Aman didişmeyin, aman laf söylemesin. Aman şu olmasın, aman bu olmasın. Aman olmuyor ki bak. Komşum da kötü olmayayım. Ondan kötü olma, bundan kötü olma. Ya bizim şöyle bir geleneğimiz var.
Biz Alman usulü hayat yaşamıyoruz. Gerçekten öyle yani. Biz olur olmaz yabancı olan insanlarla diyalog kurarız, kahvede otururuz, sosyal bir hayatımız var bizim. Yani. Öyle ya da böyle. Bir şey olduğu zaman aman ona dokunmasın, kırılmasın, etmesin. Ama bazı şeyler vardır ki bundan vazgeçilmez ya. Onun için bizim ülkemiz doğru dürüst bir sistem üzerinde raya oturup da yol alamıyoruz yani. Hep sıkıntı bu. Hep engel. Şimdi yukarıdan bir karar alınıyor. Alttan birileri gidiyor. Bakıyorsun onu kuşa çeviriyorlar. Ne oluyor? Karar aldık. Tamam uygula. Ama kuşa çevirmişsin sen bunu. Evet. Ortaya güdük bir şey çıkıyor. Ne olur? Öyle ama yani ben şimdi bu konuda çok da siyasilere de kızamıyorum. Yani niye o insanlar siyaset yapıyor? Şimdi bürokratın suyuna gidersen bürokrat başka bir şey istiyor. Siyasetçi halkın refahı, huzuru, geleceği için uğraşır. O da farklı bir şey istiyor. Çünkü siyasetçi tabanda hırlı mıdır, hırsız mıdır, katil midir, değil midir, düzgün müdür, düzgün değil midir? Bakmaz ki o. İnsan topluluğuna bakar. Yani siyaset böyle bir şeydir yani. Anlatabildim mi? Ayrım yapmaz o konuda. Ama bürokrat farklı bakar. Yani nasıl olur, nasıl gider bilemiyorum ama yani bizim o zaman bu kültürümüzü değiştirmemiz lazım. Nedir bu kültür? Adalet kültürü. Halbuki bizim inancımız da var. Ama bu adaleti bir türlü kendi insanımıza veya kendimize oturtamıyoruz. Abi, yapamıyoruz. Yani bu kayırmacılık bendensin, bizdensin. Anlatabildim mi? Bunu atamadık biz. Maalesef atamadık yani. Bu hangi görüşte olursa olsun. Avrupa'da bugün Almanya'da ki Almanya bu konuda daha serttir bu konuda. Polis devleti ya. He, serttir. Ya. Halk da öyledir orada. Halk da yani demokrasi olur. Falan filan ya, Almanya'da hiç kimse aramasın resmen. Polis hiç, devleti ya. Hiç bakmaz gözünün yaşına. Hiç aynen öyle. Yani ben hemen şikayet edersen. Bizde şimdi şikayet ne olur? Gammazlama olur. Evet. Etnicen şikayet. Ama kardeşim şikayet etmesine adam devam ediyor. Sana zarar veriyor, başkasına zarar veriyor. Şikayet ettiğin zaman komşundur, tanıdıktır, arkadaştır, ahbaptır. Yapma diyorsun ona, tamam diyorsun ama yapmaya devam ediyor. Böyle de bir hastalık var bizde. Yani bilemiyorum yani bu konu çok su götürür. Bu bir kültür meselesidir bir de ayrıca. Yani iki arada bir derede bir hayat sürüyoruz. Gerçekten söylüyorum. Yani neyimize göre karar vereceğiz? Bir yerde inancım var. Bir yerde gelenek ve görünüklerim var. Bir yerde işte Avrupa'yı bir sistem üzerinde diyorsun yürüyelim. Bunlar bir ara geldiği zaman aslında Avrupa'yı sistem üzerinde insan yaşamıyla alakalı söylüyorum ben. Adaletle ilgili söylüyorum. Olması gerekenler var. Bu sefer diyor ki ya biz Avrupalıyız. Ama o kültürünü alıyor baba. O zaman Avrupa'nın kültürünü alıyor. Ona hiç gıgın çıkmıyor. Evet yani. Ama uygulanan şey de adaleti veya ne bileyim ben yasalara, hukuku da uygula göreyim o zaman, uygulayalım onu da birbirine, o olmaz. Bizim gelenek ve görünüklerimiz var diyoruz o zaman. Onu ortaya koyuyoruz. Yani gelenek ve görünüklerimiz durduk yerde gıda ürünlerine habire zam yapmak değil. Yani. Ama adam onu ortaya atıyor işte. Ne yapayım ben diyor, zarar mı edeyim? Yani bu rahmetli Ahmet Ağa diye bir dedemiz diyorum ben ona ya. Ahmet. İsmi Ahmet. Bakkalı var bizim küçüklüğümüzde falan. Allah rahmet eylesin. Çok da iyi insandı. Biz ona giderdik. Biz de çok ilgilenirdi böyle. Çocuklarla beraber. Böyle. O kadar sabırlı bir adamdı ki. Bu 80'li yıllardan sonra bu özel iktidara geldikten sonra bu enflasyon falan başlayınca tabii ahali ondan işte alıyor yağını, şekerini, onunu. Parasını vermiyor. Parasını vermiyor. Seneye verecek. Çünkü ürün ne zaman çıkarsa o ürünü aldıktan sonra parasını veriyor. Bir senesi enflasyon yükseldi. Parayı almaya kalkıyor. Bakıyor bir teneke ya. İşte atıyorum 20 lirayken vermiş onu işte geçen sene veya 6 ay önce olmuş 40 lira. İşte adam da korkuyor. Hak mı yiyeceğim diyor. Şeyden bir haber, enflasyonla bir haber. 20 lira parayı alıyor. Ama 20 lira ama %100 zarar ediyor. Geliyor burada işte diyanete soruyor. Diyor ya hocam böyle böyle diyor. Yapıyorum ben diyor. Zarar ettim. Küllüm zarar diyor. Korkuyorum diyor. Adamın diyor parasını diyor artırırsam diyor faize falan girer diyor. Anlatabildim mi? Yani diyor, yok diyor. Sen diyor enflasyon oranına göre diyor öyle yapma diyor. Teneke diyor yaz diyor. Bir teneke yağ diyor yaz diyor. O gün diyor fiyat neyse onu al diyor. Ha şimdi de işleri çözdük diyor. Anlatabildim mi? Şimdi bak iyi niyetli adam. Zarar etmiş.
Korkmuş bir de. Korkuyor yani bir de. İnançlı bir insan. Bunun dedi gereği neyse ben onu öyle yapayım. Şimdi adam onu öyle yapmıyor. Neye kafası basıyorsa, dolara mı, euroya mı, altına mı, ona çeviriyor. Nerede onun gibi insanlar şimdi? Yok. Yok abi. Ona çeviriyor. Gene ne yapıyor? Kendine senden market fazlasını sahipleri olmuş. Alıyor. Amudüyle götürüyor adam onu sonra. E kardeşim bu insanların ahını almamak lazım. Aynen öyle. Bir gün aiste çıkar. Almayacaksın abi ya. Bak malı kazan. Dediğine katılıyorum. Çok paran olur, ağız tatıyla yiyemezsin. Çok paran olur, helaldir. Helalinden kazanmışsın. Herkesten sana hakkını helal etmiştir. Ağız tatıyla çoluğunla, çocuğunla, torunuyla sülalen yer. Ya zenginlik ayrı bir şey Neşat. Kesinlikle. Bereket ayrı bir şey. Bak kesinlikle. Ben sana söyleyeyim. Zengin olursan ama o paranın bereketini görmezsin. Bir üçünde 3-5 kuruşun vardır ama o 3-5 kuruş sana öyle bir bereketle gelir ki yani harcarsın harcarsın bitiremezsin o parayı. Aynen öyle. Bedene kasılıyorum. Allah hepimizin soğunu hayır etsin. Hepimizi hızlar etsin. Aynen. Özellikle bu market sahiplerini diyorum. Düşecekler. Ya inşallah yani. İnşallah. Ben düşmelerinden taraftarıyım ama çok fazla ayak sürüyorlar. Biraz kafalarına bir şeylerle odunla vurmak lazım. Yani piyasayı oturtmak zorundalar çünkü reis bu işin üzerine duruyor. Abi. Evet evet. Doğru. Yani bu işin kaçışı yok. Çok ciddi manada üzerinde duruyor. Ve bunu her yerde konuşuyor, dillendiriyor, söylüyor. Biliyorsun reis yaptı mı evet, yapar, söyler söyler gider. Söyler, bekler bekler bekler. Bir gece ansızın küt diye gereğini şey yapar. İndir ve aşağıya hiç. Evet. Evet Neşat, programımızı kapatıyorum. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.